Doğuştan rahim ve vajina gelişmemesi kadınlarda doğuştan rahmin ve vajinanın gelişmemesiyle karakterize bir rahatsızlık. Anne karnındayken bu bireylerde gebelik sırasında rahim ve vajina gelişmiyor ve doğduktan sonra da bu şekilde devam ediyor. Bu nedenle de bazı problemlerle karşılaşıyorlar. Oldukça nadir bir rahatsızlık. Yani toplumda oldukça az sayıda bireyi etkiliyor. Ancak doğuştan rahmin ve vajinanın olmaması nedeniyle bu kadınlar ne yazık ki cinsel ilişkiye giremiyor ve aynı zamanda da rahimde olmadığı için çocuk sahibi olamıyorlar. Biz doğuştan vajinası olmayan kadınlara karın iç zarından vajina ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatı robotik cerrahiyle ya da laparoskopik cerrahiyle gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede çok hızlı bir şekilde ameliyat sürecini atlatıyor bu hastalarımız. Aynı zamanda kapalı yöntemle de yapıldığı için iyileşme sürecinde herhangi bir ağrı ya da yara izi gibi hastayı daha sonra mutsuz edecek problemler oluşmuyor. Uyguladığımız cerrahi yöntem oldukça etkili bir yöntem ve vajinanın karın iç zarından yapılması sayesinde ameliyat sonrasında sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabiliyor bu hastalarımız. Ayrıca bu ameliyat yöntemi sayesinde hem rahat, ağrısız bir cinsel ilişkiyle birlikte akıntı, kötü kokulu akıntı veya ağrı gibi problemleri biz bu ameliyat yönteminde görmüyoruz. Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadınlarda biz 18 yaşından sonra ameliyat olmayı öneriyoruz. Çünkü daha erken yaşlarda bu hastalık saptanabilir. Ancak bu hastalığın daha erken yaşlarda tedavi edilmesinin bir aciliyeti olmadığı için 18 yaşından sonra boy uzaması durduktan sonra bu ameliyat yapılabilir. Özellikle 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarında adet kanamasının başlaması gerekiyor. Eğer 15-16 yaşlara kadar hala adet kanaması başlamadıysa, dış genital bölgede vajinal açıklık kapalıysa, bununla birlikte hasta ya da evlendi, cinsel ilişkiye giremiyorsa tabii ki 18 yaşından sonra mutlaka doğuştan vajina gelişip gelişmediğinin anlaşılması için jinekolojik muayene yapılması gerekir. Bu durum hastada adet kanaması olmadığı zaman ya da bir cinsel birliktelik olamadığı zaman şüpheleneceğimiz bir durumdur. Bu nedenle ailelerin bu durumdan haberdar olması gerekir. Yani vajinal agenezi, Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser sendromu dediğimiz hastalık herkesin başına gelebilir. Her kız çocuğunda olabilir. Bunun kimde olacağını biz saptayamayız. Gebelik sırasında da saptanabilecek bir durum olmadığı için özellikle adet kanaması olmayan kızlarda, vajina girişinin kapalı olduğu kadınlarda mutlaka bir jinekolojik muayene yapılması gerekir. Özellikle yapılacak olan ameliyat sonrasında bu hastaların sağlıklı bir cinsel ilişki yaşaması mümkün olmaktadır. Bu sayede de sosyal hayatta kendilerini izole bir şekilde kalmaktan kurtarabilirler. Bu problem olan hastaların mutlaka jinekolojik muayene için başvurmasını öneririz. Özellikle bu ameliyat olan hastaların ameliyat sonrasında, cinsel ilişki sonrasında mutlaka HPV testinin yapılması gerekiyor. Çünkü HPV hepimizin bildiği gibi rahim ağzı kanserinin nedeni. Ancak HPV sadece rahim ağzı kanseri değil, vajina kanseri de yapabiliyor. Bu nedenle doğuştan rahmi ve vajinası olmayan kadınlarda biz vajina ameliyatı gerçekleştirdikten sonra cinsel ilişki sonrasında 6. ay mutlaka HPV testinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü rahimin olmaması bu hastada bir HPV'ye bağlı problem olmayacağı anlamına gelmemekte. Aynı zamanda vajinal kanserler, vulva kanserleri de yani dış genital bölgenin kanserleri de HPV'den kaynaklanmakta. Ve bu nedenle doğuştan vajinası olmayan hastaların ameliyat sonrası mutlaka HPV testiyle takip edilmesi gerekir. Ben 16-17 yaşlarında adet göremiyordum. Bütün arkadaşlarım görünce hani huzursuz oldum ben de niye olamıyorum falan diye. Hastaneye gittiğimde işte rahmimin olmadığını söylediler. Evlenmeden önce ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hatta bazı hastanede bir hastanede şey demişlerdi. Çocuğun olmaz evlenemezsin de demişti. O zaman bayağı bir üzülmüştüm yani. Ondan sonra bırakmıştım. Sonra birkaç yıl sonra aradan artık araştırdım. Hani ben de sonuçta bir kadınım. Hani ben de tedavimi olayım dedim. Araştırdım. İnternetten falan araştırırken Mustafa Hoca'ya denk geldim. Bir röportajını görmüştüm. Muayenesine gittim. Kendisiyle konuştum. Çok güven aldım yani açıkçası. Hani çıktıktan sonra bence doktorumu buldum diye düşünmüştüm. Ondan sonra geldim hani konuştuk ameliyatla ilgili hocamız bana bilgi verdi. Şöyle olacak, böyle olacak. Sonrasında da şunlar olacak diye hep bilgi verdi. Öyle olunca ben de kabul ettim. Ameliyatımı oldum. Ameliyatta 4-5 gün hastanede kaldım.
yani sancılı bir sürecin falan kesinlikle olmadı. Normal ameliyat olurken olan şeyler, yani hiç öyle bir aksi bir durum asla olmadı. Sonrasında evime gittim. Evime gidince de yani rahat rahat işlerimi yavaş yavaş yapabiliyordum. Bir sorunum yoktu. Aksi bir şey yaşamadım açıkçası. Yani çok kimseye anlatmadığım için açıkçası hani çok şey yapmadım. Sadece kendimle ilgilendim. Hani kendi hayatıma yön vereyim. Belki de hiç olmayacak. Hani sonuçta evlenemeyeceğim. Sadece evlilik değil hayat diye düşündüm. O yüzden kendi ayaklarım üzerine durmayı daha çok şey planladım ve ona göre bir yol aldım açıkçası. Sonrasında artık kendi ayaklarım üzerine durunca da artık hani evlilik de olsun istedim yani. Yani bence toplum o kadar da önemli değil yani. Hani sonuçta onlar yaşayacaklar, başkalarının mutluluğunu gördükleri zaman hani onlar da üzülecekler. Bence buna gerek yok yani. Sonuçta bir tedavisi var. Tedavisi olmayan bir şey olduğu zaman doğrudur ama tedavisi olan bir şey de yapmamak bence çok da doğru bir şey değil. Yani gelsinler, ameliyatlarını olsunlar. Bence onlar da mutlu olacaklardır yani benim gibi. Son olarak Mustafa hocama teşekkür ederim. Yani ameliyatı gerçekleştirdiği için. Bu şekilde yani.